زیگه 21 تریله دو بارم آشامان ها ودو. اوی بین کاسه ملی توزیع کن. ولی زیگه 21 تریله اما لو آشانت رادستی آفادو خاطی سوری ترکی ما کردوام. و هاوکاری بر دوام استوادیت نزیگه 16 تریله هول لهولی رو دید و 4 تریله دیکه دید و 5 تریله دیکه هم لهمان که هول لهولی رو دید اما روانی سوریا اکن اما هموی ایشی حکومتی هریمی کردستان وزارتی ناوخو همو خلچی کردستانا گلک سال خیرات نسر شامان سر سابی یو دایمون چورکار وار شکر اونار وار بیسکی دیو باشن سال سا اولن الله راضی اولن مرحبا گچمیش اولن وار مو بیزدن بیسکی سا اول پیکی الله امانت اولن گرشورز İnşallah kaybınız yoktur. Yok çok şükür. İyi, çok şükür. Yani. Yok, çok şükür. Bu durumda yok. Var desek evet. Yalan. Yani. Evet. Yani canımızdaysa işte ev böyle oldu. Çocuğun evi evet. Başka yerlerde iş yerimiz. Evet. Onlar oldu inşallah. Mal, çok şükür. Ev hepsi geri önemli gelir. De. Önemli onlar olan canın candır. Gitmemesi. Evet. 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 Allah evet. Razı olsun. Çok şükür çay, can çay kaybı olmasın. Çay birer çay için. Çok sağ olun. Vallahi çok diyorum teşekkür bak. Ederim. Hemen çok acilden sağ yani. Çok teşekkürler. Allah çok sağ olun. Başka Allah zaman olsun. İnşallah. Sağ olun inşallah. Tamam. İnşallah. Allah hepinize yardımcı olsun. Amin cümletimize. Bu kere kaç atın. Namusluğunun Türkiye Cumhuriyeti'ye daha bir tane milletvekili kimse buraya gelmemiş. Yaşayan bütün halkımıza, il ve ilçelerde yaşayan bütün halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün Islahiye'deyiz. Islahiye'de de büyük bir yıkımın, büyük bir acının ve bu acılarla birlikte yaraların sarılmasına dair büyük bir yardımlaşmanın olduğunu hep birlikte gördük. Çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği, çok sayıda evin yıkıldığı ama hala enkaz altında insanların olduğu bilgisini aldık arkadaşlarımızdan. Sayı resmi olmamakla birlikte 2000 olarak ifade ediliyor Islahiye'de ama bu sayının çok çok üstünde bir ölü sayısı olduğunu biliyoruz. Ve enkaz altında hala çıkarılmayan canların olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bir an önce enkaz altında kalan insanların çıkarılması, daha sonra enkaz kaldırma çalışmalarının yapılmasının önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Vücut bütünlüğüne zarar gelecek ya da zarar getirilecek işlemlerden kaçınılması gerektiğinin altını önemli çizmek istiyorum. Tabii aynı zamanda yaralı olan insanlarımız var hastanelerde. Onlara da acil şifalar diliyorum. Biz HDP olarak depremin olduğu günden bugüne kadar yani 11 gündür deprem felaketi yaşayan bütün illerimizde insanlarımızı ziyaret ettik. Onlarla acılarını paylaştık. Onların yaralarını sarmaya çalıştık. Ancak ilk iki gün, ilk üç gün ortada olmayan AKP-MHP iktidarının son günlerde ortaya çıkması ve yapılan yardımları engellemesi HDP başta olmak üzere sivil toplum örgütlerine, meslek örgütlerine, gönüllü insanlara, gönüllü çalışan milyonlarca insana engel olmaya çalıştıklarını gördük. Elbette ki bu fotoğraf Türkiye tarihine kara bir tablo olarak geçti. İktidarın 20 yıldır ülkeyi nasıl yönettiğinin bir fotoğrafı olarak çıktı. Tüm afetlerde olduğu gibi. Yangınlarda, sellerde, depremlerde, bütün bu afet dönemlerinde iktidarın çok farklı bir müdahale algısıyla hepimiz karşılaştık. İnsanlara yardım ederken, insanların yanına gitmeye çalışırken iktidarın engellemesiyle karşı karşıya kaldık. Bugün istifa etmesi gerekenler yardım yapanlara parmak sallıyor. İstifa etmesi gerekenler
yardım ulaştırmaya çalışanlara müdahale ediyor. Ancak bu iktidarda birazcık vicdan, birazcık yüz olsaydı ilk iki günden sonra bütün hepsi, Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere hepsinin istifa etmesi gerekirdi. Ancak onlarda istifa edecek ne bir yüz var ne de böyle bir vicdan var. Buradan bir kez daha iktidara sesleniyoruz. Yardım yapanlara engel olmayın. Gölge olmayın. Bırakın insanlar bu dayanışma duygusuyla, bu vicdan duygusuyla birbirlerinin yarasını sarsın. Bu enkazdan bir an önce halkımız kurtulsun. Bugün Islahiye'de bir kez daha gördük. Güney Kürdistan'dan gelen yardım ekibine bile müdahale edilmiş. Onların yardım etmesi engellenmiş. Çalışmalara katılması engellenmiş. Yüzlerce insan oradan buraya gelmiş yardım yapmak için ancak çadırlarından çıkmasına bile izin verilmiyor. Böyle bir vicdan, böyle bir ahlak nerede görülmüş bir şey? Yapamıyorsanız bari bırakın biz yapalım. Çünkü biz yapacak güce de, yapacak iradeye de sahibiz. Halkımızı hiçbir gün yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Dün Pazarcık'ta yardım toplanan depomuza bir kayyum atandı. Evet, bu da tarihe bir ilk olarak geçti ve bu da bir utanç tablosu olarak Türkiye tarihine yazıldı. Yardımın yapıldığı, insanların gönüllü çalıştığı bir yerde orayı terk edeceksiniz. Orada biz yardımları dağıtacağız, yoksa hepinizi gözaltına alırız demenin hiçbir izahı yoktur. Hiçbir açıklaması yoktur. Ben dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Biz o yardımları halkımıza ulaştırırız. Siz istediğiniz kadar engellemeye çalışın. Siz vicdanınızla, ahlakınızla baş başa kalacaksınız. Bu kadar açık ve net söylüyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım, ben bir kez daha Islahiye halkına ve bir bütün olarak hem Antep halkına hem de depremde zarar gören, yıkım yaşanan bütün kentlerimizdeki insanlarımıza, Türkiye halklarına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepimizin başı sağ olsun bir kez daha. Ve bu yaraları, bu acıları hep birlikte en kısa zamanda iyileştirmenin ve bu yaraları sarmanın mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. AKP, MHP hükümetini göndermek artık bizim boynumuzun borcudur. Bu saatten sonra özellikle. Onları iktidardan indirmek bizim boynumuzun borcudur. Halkımıza söz veriyoruz. Sandıklar ne zaman kurulursa kurulsun. Seçimler ne zaman yapılırsa yapılsın. Elbette ki şu an seçim tarihini konuşacak bir zamanda değiliz. Ama ne zaman yapılırsa yapılsın, biz HDP olarak bu iktidarın gitmesi için halkımızla birlikte her türlü çalışmayı ve sandıkta onların kaybetmesi için bu mücadeleyi yürüteceğiz. Bu artık bizim boynumuzun borcu. Hepinize tekrardan geçmiş olsun diyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.